Arkadaşlar merhabalar bu videomla birlikte Kenan Kara ile TYT Geometri Soru Bankası kitabında katı cisimler konusundaki testlerin çözümlerine başlıyoruz. İlk konumuz prizmalar ve prizmalarda test birin çözümünü yapacağız bu videoda. Evet kitabımızda sayfa numarasına şöyle bir bakalım. 230 ve 231'i çözeceğiz. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Şekilde birbirine dik iki düzlemde bulunan ABCD karesi ve DFC dikdörtgeni. Evet birbirine dik iki düzlem. Şu birbirine dik yani AD bak Şunla şu birbirine dik. Bu düzleme dikse bak burası da 90 derecedir. Hatta buradan çizdiğim herhangi bir çizgiye de burası 90 derece olmak zorunda mı? Evet. Temel, temel diklikten dolayı. Temel diklikten dolayı. Tamam. Şimdi bunu bir kare olarak vermiş. Karede AB'yi 9 vermiş. O zaman burası da 9'dur. Ve CE bunu vermiş. Hmm, CE. Arkadaş bu bir dikdörtgen değil mi? Dikdörtgen. Ben şimdi bu uzunluğu bulmak için dik üçgene karşılık getirmem lazım. Al sana bir tane üçgen. Bu da dik üçgen olur şu 90 derece düzleme dik olduğundan dolayı. E, CE'yi kullanalım. CE uzunluğu 12. dikdörtgende dikdörtgen de bu. Dikdörtgen de köşegenler birbirine eşitti. Yani burası da 12 mi oldu? Evet. Pisagor. 9, 12, 15 üçgeninden cevap 15 çıkar. Yani birinci soru akçay oldu. Geldik ikinci soruya. Alfa isteniyor bizden. Tanjant alfa değeri nedir diye soruluyor. Arkadaş burası 5, 5. Ya yani ne üçgene? Bak şurası 4 mü? 4. 3, 4, 5 üçgeninden 3. Yani burası da 3 oldu mu? Oldu. Bir de burada bir oran verilmiş. Yani burası K iken burası 2K verilmiş. K iken 2K ve 3K. Dikkat et. 3K 3'e eşitse K1 yapar. Burası 1'e, burası 2 oldu. Şimdi ben buna ait bir üçgen oluşturacağım. Ne yapıyordum? Yüzeyden çiziyordum. Hop, yüzeyden çizince hocam bak şurada üstteki zemine dik olduğu için burada kaçında 90 derece olmak zorunda? Ya hocam nasıl oluyor bu? Burası 90 derece, burası 90'dan büyük değil mi? Hayır bak. Bu üstteki düzleme dik Düzleme dik olduğu için temel diklikten dolayı burası da 90 derece olmak zorunda. Oradaki noktadan geçen her bir doğruya dik olacak. E tamam. Şimdi burada 8 ise burası da 8'dir. 1 ve şuraya a'yı bulalım. A kare eşittir. 1'in karesi artı 4'ün karesinden 16 artı 1'den 17 yapar. E burada da arkadaşım tanjant alfa isteniyor. A'yı da kök 17 bulduk mu bulduk. E, tanjant alfa dik üçgen hala hazırda var. Tanjant alfa karşı bölü komşudur. Yani kök 17 bölü 8 yapar. O zaman cevap C an yaptı. A'yı çünkü ne bulduk? Kök 17 bulduk. Karşı bölü komşular kök 17 bölü 8 yapar. İkinci soru C an oldu. Geldik 3'e. Aşağıdaymış. Ayrıtları 3, 5, 7 olan sayılarıyla orantılı olan dikdörtgenler prizması. Yani burası 3K, burası 5K, burası da 7K diyelim. Hacmi yani 3K çarpı 5K çarpı 7K'yı 840 olarak vermiş bize. Hadi bakalım. Şimdi 3 kere 7 21. 21 ile 84 sadeleşince kaç kalıyor? 4 kalıyor. Burada 40 kaldı. O zaman burada 5 ile 40 sadeleşeceğiz. 8. K küp eşittir 8 ise K'yı buradan 2 buluruz. Farklı ayrıt uzunlukları toplamı nedir diye soruluyor bize. Yani K2 ise 6 burası. Burası 10. Burası da 14 yaptı. Ya yani normalde 6 ayrıtından kaç tane var? Şöyle bakacak olursak 4 tane var arkadaşım. Hani burası 6 ise. Şurası da 6. Burası da 6. Burası da 6 tüm ayrıtları toplam istemiyor. Farklı ayrıt uzunlukları toplam isteniyor. Yani 6 bir ayrıt, 10 bir ayrıt, 14 diye bir ayrıt. Toplamlar kaç yapıyor o zaman? 30 yapıyor. Üçüncü soru böylelikle denizli olur. Geldik 4'e. Şekilde tabanının bir kenarı 6 cm olan bir eşkenar üçgen prizmanın hacmi taban alanı çarpı yükseklikte. Yani a kare kök 3 bölü 4 çarpı yükseklik neye eşitmiş? 36 kök 3'e eşit verilmiş. 36 köküçler gitti. Haşı da buradan kaç bulduk? 4 bulduk. Evet H 4. A üstü uzunluğu nedir diye soruluyor. E zaten 4 yükseklik isteniyormuş. Bizden cevap 4 oldu. Yani dördüncü soru akçay oldu. Geldik 5'e. Boyutları 18, 12 ve 6 cm olan dikdörtgenler prizması biçimindeki bir kutuya hiç boşluk kalmayacak biçimde eşit bir küp küp biçimindeki kutulardan en az kaç tane yerleştirilebilir? Hmm, eşit. Şimdi şöyle düşün. Bir şekle çizeyim arkadaşım. Şöyle. Arkadaşım bir küpümüz var böyle. Ee, boyutları 18 12 ve 6. Ya bunun içine bir küp yerleştireceğim. Hocam bir kenara 1 1 1 1 1 1 1 1 hepsi buraya yerleştirebilirim. Ama burada bu ortak katlarının ortak bölenin en büyüğünü alsam mesela 2 2'lik de bir küp yerleştirebilirim. Hani yatayda da Şu tarafa doğru da, yukarı doğru da. Ya ben burada ne yapmam lazım? 18 12 ve 6. Ya olabildiğince kutuları az tutmamız için kutuların bir kenar uzunluğunu en büyük seçmem lazım yani 6, 12 ve 18'in ortak bölenini bulmak zorundayım. 6'ya bölsem 1, 2, 3. Başka da ortak böleni var mı? Yok. 2'ye bölersen 1, 1, 3. 3'e bölersen şurası da 1 yaptı. Yani burada yerleştireceğim küplerin bir kenarı kaç yapışsın arkadaşım? 6 yapsın. Bunlardan kaç tane yerleştirilebilir diye soruluyor. Aslında şöyle yapabilirsin. Hocam 6'dan buraya kaç tane? Buraya 3 tane. Buraya 2 tane. Buraya 1 tane deyip 3, 2, 1 çarpımı 6 diyebilirsin. Ya da Hocam e, sonuçta bunun hacminin içinde dolduracağım ya tam olarak. Kaç tane olduğunu nasıl bulurum? Şu büyüğün hacmini yani 18 çarpı 6, 18 çarpı 12 çarpı 6'yı kaça böleceğim? Küçüğün hacmine böleceğim. Kaç tane olduğunu o şekilde de bulabilirim. Küçüğün hacmi de bir kenarı kaçtı? 6 değil miydi? 6'ydı. 6'nın küpüydü. Yani 6 çarpı 6 çarpı 6 yazabilirim. Şunlar sadeleşti. Bunlar sadeleşti 2. Bunlar sadeleşti 3. Cevap böylelikle 6 mı yaptı? Evet 6 tane yerleştirebiliyormuşum. 5. soru Denizli yaptı geldik 6'ya. Evet şekilde bir ayrıntı 8 santimetre olan boş bir kübün içinde taban ayrıntı 4 santimetre olan içi su dolu kare şeklinde kalınlığı önemsiz bir dik prizma veriliyor. Prizmanın tabanında açılan delikten küpe boşalan su dengeye geldiğinde arkadaş şuradan bir delik açtığında su boşalmaya devam ediyor. Ta ki ne zamana kadar prizmanın içindeki su şu su ile şu boşluktaki su aynı seviyeye geldiğinde değil mi? Ancak piston yardımıyla suyu böyle bastırdığım zaman tamamını ben boşaltabilirim bunun içine. Yani bu içindeki su da buraya gelecek. Yani yüksekliği haş olacak. E, şu boşluk da haş olacak. Yani o zaman şöyle bir şey. Şunun içindeki su neye eşit? 4 çarpı 4 çarpı 8 değil mi? Evet. 4 çarpı 4 çarpı 8 V su. E hocam sonra e, su bu arayı boşalınca aradaki ve içindeki su toplamı da aynı şekilde V suyu mu veriyor? Evet. Yalnız aradaki ve içerideki su toplamı normalde şunun hacmini vermez mi bize? Verir. O da 8 x 8 çarpı haşa eşit değil midir? Aynen öyle. E o zaman burada 8'ler sadeleşsin. 16 bölü 2'den haşta kaç buluruz? 2 buluruz. İşte dengeye geldiğinde suyun yüksekliği soruluyor bize. 2 yapar. Yani 6. soru balık esir oldu. Geldik 7'ye. Bir kenar uzunluğu 15 birim olan kare şeklindeki kartonu köşelerinden 9 birim kare. Evet karesi bir kare kareler çıkartılıyor şöyle 9. Ve bu karenin bir kenarı kaçtı? 15 birimdi. Hocam şurası 15 birimse buraya kaç kaldı o zaman? 9 kaldı. E sonra ben bu parçaları atıyorum. Şu parçaları atıyorum. Elimde ne kaldı? Elimde şuradaki içerideki garip bir şey kaldı. Şekil kaldı. Ve ben bunu da ne yapacağım arkadaşlar? Böyle Yukarı doğru kaldıracağım. Yukarı doğru kaldırdığımda ağzı açık bir kutu yapmaz mı? Yapar. Bak yukarı doğru kaldırdığımda tabanı bu olan yüksekliği de bunu yukarı doğru kaldıracağım yap şöyle. Yüksekliği de şurası 3 olan bir ne yapacaktır? Boş bir kutu yapacaktır. Evet taban 9 yüksekliği 3 olan hangi şıkta var? Taban 9 yüksekliği 3 olan burada var. Ama hacmini de vermiş bize. Yani 9 bunun hacmi nedir? Taban alan çarpı yükseklik. 9'un karesi çarpı Yükseklik 3 yani bu da kaç yapıyor arkadaşlar? 81 çarpı 3'den 243 yapar. O zaman 9 9 3, 3 olacak ve hacmi de 243 olacak. O da hangi şıkta var? C han şıkkında var. A şıkkında hacim tutmuyor bak. 9'a 3 ve hacim de 243. Evet 7. soru. Böylelikle C an oldu geldik 8'e. Yukarıdaki şekil 1'de taban ayıtları 8 6 olan dikdörtgenler prizmasının içinde bir miktar su vardır. Şekil 2'de verilen bir ayrıt 2 santimetre olan madeni bir küp Suya tamamen batıracak şekilde bırakılıyor. Evet, suya tamamen batmış bu. Suyun yüksekliği kaç santimetre artar? Arkadaş, ben bunu bunun için attım mı? Attım. Bak, suyun yüksekliği artıyor. Hacmi kadar su yükseltir kardeşim. Yükselen suyun hacmiyle şuradaki batan cisim yani V yükselen ve batana eşittir. V yükselen nedir? Hocam, 8, 6 ve h değil midir? 8 çarpı 6 çarpı h e. Bu da küp. E, küpse arkadaşım o zaman ne olacak? Bunun hacmi de V batanın hacmi de nedir? 2 çarpı 2 çarpı 2'dir değil mi? Yani 2'nin kübüdür daha doğrusu. Hocam 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 8'ler gitti. 6 haş eşittir 1 yaptı. Haşı da böylelikle 1 bölü 6 buldum. Haş 1 bölü 6 oldu. Zaten yükselen suyun hacmi yüksekliği isteniyor bizden. Ne kadar yükselmiştir diye. O da 1 bölü 6 yapar. Yani cevap Akçay yaptı. 8. soruda. Geldik 9'a. 1 ayrıtı 1 metre olan şu yukarı yapayım. 1 ayrıtı 1 metre olan küp şeklindeki bir boş. De, boş bir depoyu Ali ve Salim kare dik bir hızma şeklindeki tenekelerle suyu taşıyarak dolduracaktır. Evet. Bir ayrıtı bir metre olan küp. Bir ayrıtı bir metre olan küp var elimde. Şunu şöyle çizeyim. Tamam Soruyu anlayabilmek için basit bir şekilde şekli çizmemiz lazım. Şimdi diyor ki ben bunu dolduracağım. Ali'nin de taban ayrıtı 10 santimetre santimetreye çevir 1 metreyi. O zaman burası 100 yaptı. Şeylerin aynı olması lazım. Taban ayrıtı 10 cm olan ve yüksekliği de ne olan diyor? 20 cm olan o ot... yüksek bir dakika. Alinin de taban ayrıtı 10 cm olan ve yüksekliği 20 cm olan. Ondan sonra bu Alinin elindeki öbüründe de Salim'in elinde mi? Salim'in elinde de ne varmış arkadaşlar? Taban ayrıtı 20 cm olan ve yüksekliği de 30 cm olan bir teneke vardır. Ali Salim'in 4 katı sefer yaptığına göre yani Ali Salim'in bu Salim ya bu. Bu x kadar gittiyse bu da ne kadar gitmiş diyor. 4x kadar gitmiş. Ee, bunu ne yapmış? Bunlar burayı doldurmuş. O zaman 4x tane. Bak 4x tane bunun hacmi. Yani 10 çarpı 10 çarpı 20 artı x tane bunun hacmi x tane 20 çarpı 20 çarpı 30 işte burayı mı dolduruyormuş bunlar arkadaşlar evet o da 100'ün küpüdür yani 100 çarpı 100 çarpı 100 değil midir evet Şimdi burada şunlara bakalım mı arkadaşlar? Bakalım. Şurası kaç yaptı? Hocam burada bir kere şu parantezi alalım. Şu kaç yaptı? 4 kere 2 8 8000 x yaptı burası. Artı 3 kere 2 6 12 1200 12000 x yaptı burası. Eşittir 100 çarpı 100 çarpı 100. Yani 1 2 3. Hocam topladığım zaman 20 yaptı. Bir de 3 tane 0 var. 1 2 3 x eşittir. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane 0. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 tane 0 gitti. O zaman x de kaç yapıyor? 50 yapıyor. Yani 50 sefer. x 50 sefer oldu. Ee, bizden ne isteniyor? Salim kaç sefer yapmıştır? Salim x sefer yapmıştı ya. O zaman x'i soruyor bize. Cevap böylelikle 50 çıktı. Güzel bir soruydu. 9. soru e oldu. Geldik ona. Yukarıda bir küpün açılımı verilmiştir. Ve harfler yazılmış. Bu küp kapalı hale geldiğinde a harfi en üst yüzey a harfi ise 6 nedir? Üst yüzeyin altı. Karşıtlı yüzey değil midir? Karşıtlı yüzeyleri nasıl buluyorduk arkadaşlar? Hop bir boşluk kuralı ya da z kuralı. A ile C ya da B ile D ya da E ile F şeklinde oluyordu. A'nın karşısında direkt ne olur? C olur. Bunları biliyorsunuz bir de Z kuralı oluyordu değil mi? Evet onun sonu balık kesir oldu. Geldik 11'e. Şekil 1'de taban ayrıt 4 cm olan karedik bir izmanın hacmi bu. E o zaman arkadaşım burası 4 ise bunun hacmi 4 çarpı 4 çarpı h'dan 4 çarpı 4 çarpı h'dan 144 ise 4 4'e bölsen 72 36 4'e bölsen 9 h'ı buradan 9 olarak buluruz. Evet h 9 çıktı burada böyle. Şu uzunluk hala 9 bak k'dan kesilmemiş. Böyle bir düzlemde kesilmiş. Evet ATM'de ATM'de 6 6 cm olacak şekilde. Arkadaş burayı 9 bulduk ya şunu eski kesilmeden önceki haline getirsem şöyle. Şöyle kestik. Kesilmeden önceki haline getirirsem. Burası 9 o zaman burası 9 olacak. Burası 3 mi oldu? Evet. Burası kaç? 4. Tamam. Kesik cismin yüzey alanı nedir diye soruluyor bize. Hmm. Arkadaşlar bir kere şöyle kestik bir Kestik. Bu e, yüzey dikdörtgen oluşuyor. 3, 4, 5 üçgeninden burası kaç yaptı o zaman? 5 yaptı. Ve dikkat et. Dikkat et. Dikkat et. Bizden ne isteniyor? Kesik yüzeyin cismin yüzey alanı nedir diye soruluyor bize. Ya arkadaş ne yapabiliriz burada? Burada nasıl bir şey yapabiliriz? Tek tek yüzeyleri bulabiliriz. Nasıl bulabiliriz? Tek tek bulmak biraz zor olacak. Bak buraya 5 bulduk mu? Biz bulduk. Tamam bu dursun. Şimdi bu dursun. Arkadaş burası 5. Hatta burası kaç? 4 değil mi? Burası 5. Burası da 4 olarak bulduk mu? Bulduk. Arkadaşlar biz böyle taban alanları bu cisim nedir? Kesilen cisim nedir? Prizma mı? Ona bakacağız. Prizma ise işimiz kolay. Taban alanları artı yanal alan diyoruz değil mi? Taban alanları artı yanal alan şeklinde buluyoruz. Prizma hocam ama kesildi. Tabanı ve tavanı aynı olmadı. Evet ama şuraya bakarsan eğer hocam şöyle baktığında şu şekildeki taban arka tarafta da var mı? Aynı şekil var tabii ki. İşte böyle baktığımız zaman yani şu yamuk şeklinde seçtiğimiz zaman taban ve tavanı bu şekilde seçtiğimiz zaman evet Burada o zaman olay bitiyor. Taban ve tavan bu aynı şekilde. O zaman yamuk prizma oldu bu. Tamam yamuk prizma. O zaman ben ne yapıyorum? Yamuk prizmada taban alanları artı yanal alan diyorum. Yanal alan kısmı basit. Yanal alan kısmı neydi? Taban çevresi. Hocam taban çevresi bak 9. 9, 6, 15, 20, 24. Taban çevresi 24 çarpı yükseklik. Yükseklik de şurası değil mi? 4 değil mi? Evet. Yanal alanı bulduk. Peki Taban alanlarını nasıl bulacağım? Taban alanları da iki tane yamuğun alanı diye mi? Aynen öyle. Yamuğun alanını bulalım. 4 var, 6 var, 5 var, 9 var. Bak şöyle bir şey. Yamuk var elimde. 4 var. Ondan sonra e, şurası 5. E, burası 6. Burası da 9. Hocam bütün kenarlar işin içine girmiş. Şöyle bir paralel kenar oluştursak. 4 ise 4. 6 ise 6. E, o zaman buraya ne kaldı arkadaşım? 3 kaldı. a 3, 4, 5 çıktı burada. 4 kere 3, 12 bölü 2'den ee, yüksekliği bulmuş olduk o zaman. Yamuğun alanı nedir? Yamuk alanı nedir? Alt taban artı üst taban 15 çarp yükseklik yükseklikte 4 mu oldu? Evet 4 bölü 2 bana alanı verir. Yani bu da kaç yaptı? 30 yaptı. 2 ee, tane yamuğun alanı yani 2 tane 30. Burası 60 yaptı. Artı bu da 96 yaptı. O zaman cevap 156 yaptı. Çok güzel bir soru arkadaşlar dikkat edin. Biz prizmalarda alanı buluyoruz ve böylelikle de bu şekilde garip sorularda nasıl hareket edeceğimizi anladık. Gerçekten çok güzel bir soru. Bak çok güzel bir şey öğretti. Ee, bu nasıl bir prizma? Yamuk prizma olduğunu aldık. Çünkü burasıyla arka tarafı aynı yamuk prizma oldu bu. Tamam. Yamuk prizmada da, nasıl prizma olursa olsun yanal alan taban çevresi çarpı yani şu taban çevresi çarpı yükseklik bu sefer şu taban üstüne o tutturacak olursan yükseklik burası yapıyor değil mi? Ona da dikkat etmek lazım. Taban çevresi çarpı yükseklik. Yanal alanı buldum. Yamuğun alanında eski bilgilerden buldum. Topladım. 156 çıktı. Cevap Akçay oldu. Böylelikle test 1'i bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda yani test 2'nin çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşçakal.